Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf edebiyat 1. dönem 1. yazılı provamıza hızlı bir şekilde başlıyoruz. Bugün neleri göreceğiz? Edebiyata giriş, fiilimsi hikaye yazım noktalama ve aynı zamanda bütün bunları tekrar ettikten sonra mükemmel bir yazılı provamız var. Gerçekten seçici sorular hazırladık sizler için. Edebiyatın tarihi dönemleri, işte kültürel değişim, dini hayat, işte hangi dönemlere aittir bu şiir veyahut da Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler, her şeyi güzel güzel öğreneceğiz. Hiç korkmamıza gerek yok. Arkamızı yaslanalım ama öncesinde size süper bir haberimiz var. Biliyorsunuz yazılı haftasında sizleri motive etmek adına yazılı hediyeleri veriyoruz. Toplam 8 tane iPhone hediye edeceğiz sizlere ve sizin sınıfınıza da iPhone 8 hediye ediyoruz. Bunun haricinde 120 adet kırtasiye set hediyemiz var. Yapmanız gereken şey ise çok basit. 10. sınıf kanalımıza abone olmak ve ana kanalımıza abone olup abone ettiğiniz iki arkadaşınızı adını bu videonun altına veya diğer yazılı videolarımızın altına yorum olarak yazmak. 2 Aralık'ta çekilişimiz var, sakın unutmayın diyoruz ve hemen hızlı bir şekilde konuya giriş yapıyoruz. Evet, ne yapacağız? İlk başta konunun üzerinden hızlı bir şekilde geçeceğiz. Yani fiilimsi hikaye yazım ve noktalamayı güzel bir şekilde göreceğiz. Sonrasında da yazılı provamıza başlayacağız. Sizler de soruları ben çözerken, mesela şu soruyu çözerken veyahut da biraz daha ileriden bir soru çekeyim. Bayağı da bir soru hazırladık sizler için. Gelsene evladım buraya. Mesela şu soruyu doldururken sizler de videoyu doldurup bir şekilde Dede Korkut hikayeleri ile alakalı bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz. Şimdi edebiyat, tarih ve din ilişkisiyle başlayalım. Öncelikle şunu iyi hatırlamamız lazım. Edebiyat insanla alakalı ve dolayısıyla insanı ilgilendiren bütün bilim dalları da edebiyatı destekliyor. Edebiyat düşünce, duyguları ve imgeleri güzel ve etkili bir şekilde anlatıyor. Tarih ise toplumların geçmişteki yaşayışlarını inceliyor. Dolayısıyla yer ve zaman bildirerek inceliyor. Edebiyatçı ve tarihçi her zaman iç içe. Mesela edebiyat vasıtasıyla milletler uygarlaşıyor ve tarih sahnesinde milletlerin isimleri var oluyor. Veyahut da tarihsel olaylar edebiyatın kendi hayalet dünyasında yeniden yorumlanmaya müsait. Mesela Yakup Kadri Karaosmanoğlu diye bir yazarımız var. Tanzimat'tan Cumhuriyet dönemine kadarki olayları bizlere aktarmış. Tabii kendi gerçekliğinden geçerek aktarmış ama yine de birazcık tarihsel gerçeklik içeriyor. Veyahut da sanatçılar, yani edebiyatçılar yalnızca bugünün ya da geleceği değil, geçmişte önemli bir hazine olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla tarihten faydalanıyor. Edebiyatla din ilişkisine baktığımızda tabii ki bizim direkt olarak edebiyatımızı şekillendiren temel unsurların başına geliyor din. Mesela biz İslamiyet öncesinde Göktanrı inancıyla şaman kültüründe kan, baksı, ozanların törenlerini dini duygularla sanat yaparken, şiirler yazarken, Uygur döneminde maniheist içerikli şiirler yazıyoruz. Budizm ve maniheizm tabii ki Uygur milletinin yaşantısını değiştirdiği gibi edebiyatına da etki ediyor. Ama sonrasında biz İslamiyet'e tanıştıktan sonra ilk olarak geçiş döneminde, hatta bunu şiir ünitesine gelince göreceğiz, geçiş döneminde Karahanlılar döneminde, yani Hakaniye leçesiyle çok güzel eserler yazacağız. Bu didaktik eserler, işte Kutadgu Bilikler, Atabetül Hakaikler, Divan Hikmetler, bunların hepsi dini içerikler, didaktik eserler. Sonrasında Ahmet Yesevi Divan Hikmet'te tasavvuf düşüncesini daha da ön plana çıkaracak. Ardından Yunus Emre'ler, Hacı Bektaş Veli'ler, Pir Sultan Abdallar, tekke ve tasavvuf edebiyatında Allah'a inancı çok net bir şekilde, vahdeti vücut, yani tek bir varlık Allah'tır ve fena filah, Allah'ın varlığına yok olma düşüncesini çok güzel bir şekilde işleyecekler. Bu da bizim edebiyatın dinle bağlantısını göstermiş oluyor. Ve yine divan edebiyatında mesneviler ve kasidelerle ilahi aşk konusunu işleyecek Fuzuliler, Şeyh Galipler veya Mehmet Akif Ersoy İslami lirizm eserlerine yansıtacak. Sonrasında Necip Fazıllar, Cahit Zarifoğulları, İsmet Üzerler hep edebiyatın mistik kısmını, İslamcı mistik duyarlılığı bizlere yansıtan kişiler olacak. Türk edebiyatının tarihi gelişimine baktığımızda İslamiyet öncesinde sözlü ve en eski geleneğimiz var. Sonrasında işte o dönemlerde savlar, sagular, koşuklar var. Ardından geçiş döneminde Hakaniye leçesiyle, sade bir Türkçe ile Kutadgu Bilik, Divan-ı Lügat-ı Türk, Atabetül Hakaik ve Divan Hikmet gibi didaktik eserler yazıyoruz. Sonrasında Batı etkisiyle gelişen Türk edebiyatında, sonrasında halk ve divan edebiyatı var. Ardından da Batı etkisiyle gelişen Türk edebiyatında Tanzimat dönemi, toplum için sanat, Sertif Önü dönemi, sanat için sanat, Fecrati, sanat için sanat, Milli Edebiyat döneminde yine toplum için sanat ve Cumhuriyet dönemiyle edebiyatımız devam ediyor. Bizim dönemlere ayrılmamızda dil anlayışımız etkili. Göçebe hayattayken Öztürkçe var ama sonrasında İslamiyet'le tanışınca Arapça ve Farsça'nın etkisine gireceğiz. Batı medeniyetlerinden etkilendiğimizde de Fransızca ve İngilizce'nin ön planda olduğunu görüyoruz. Kültürel değişim önemli. Maddi manevi tüm değerlerimizi kültür oluşturduğu için İslamiyet öncesi göçebe kültürü var. Aynı zamanda İslamiyet'ten sonra ise yerleşik hayat kültürünü görmeye başlayacağız. Dini hayata baktığımızda ise yine direkt din toplumumuzu doğrudan etkiliyor. 10. yüzyıldan itibaren biz Karahanlılar döneminde İslamiyet'i net bir şekilde kabul edip İslamiyet'in etkisine girdiğimizi görmemiz lazım. Coğrafi değişim de önemli. Biz Azeri Türkçemiz var, Kırgız Türkçemiz var, Özbek Türkçemiz var. Farklı farklı şiveler hep farklı farklı bölgelerde yer aldığımız için oluyor.
Ve gelelim başka bir kısma. Türklerin kullandığı takvimlere, özür dilerim, alfabelere. Birincisi biz Köktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin alfabesi kullanıyoruz. Toplam 5 tane alfabemiz var. Köktürk, Uygur, Arap, Kiril. Bunu da unutmayalım. Hatta bunu kodlayalım şimdi, size burada kodlayalım. Şimdi Köktürk'ün K'si var. Arap'ın A'sı var. Kiril'in A'sı var. L var. O zaman Kakül diyebiliriz. Evet, Kakül diyebiliriz. Kakül. Başka ne olabilir? Ulak olmaz. Ulak olmaz. Kulak. Ha, kulak daha iyi. Evet. Kulak. Kulak diyoruz. O zaman kulak diye kodladık. Neymiş? Birincisi Köktürk alfabesi. İkincisi Uygur alfabesi. Üçüncüsü Latin alfabesi. Dördüncüsü Arap alfabesi. Beşincisi de tabii ki Kiril alfabesi diyebiliriz. Kulak diye şimdi bir kodlama yöntemi bulduk sizlere. Sizler de böyle takıldığınız şeylerde kullanabilirsiniz. Ve devam edelim. Neredeyiz? Tabii ki hikaye kısmına geçelim. Buradan sonra hikaye var. Hikaye baktığımızda bizim edebiyatımızda Dede Korkut hikayeleriyle başlayıp, daha doğrusu ilk başta destanlar var. Destanlardan halk hikayelerine geçişin ilk örneği Dede Korkut hikayeleri. Dede Korkut hikayeleriyle başlayıp sonrasında net bir şekilde halk hikayeleriyle, mesleviyle devam eden ve sonrasında Tanzimat döneminde Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Letaif-i Rivayat ve sonrasında Sami Paşazade Sezai'nin yazdığı Küçük Şeyler'le devam eden bir hikayecilik yolculuğumuz var. Ardından da Milli Edebiyat döneminde Ömer Seyfettin önemli bir hikayecimiz. Şu kısım tabii kafa karışır mısın? Burası biraz fazla olmuş. Burayı şöyle silelim. Şurası yok. Şimdi burada bilmemiz gereken şey şu. Birincisi, hikaye neydi onu bir hatırlayalım. Hikaye bir olay hikayesi vardı, bir durum hikayesi vardı, bir de modern öykü vardı. Olay hikayesinde olay anlatılıyordu, klasik öyküydü. Durum hikayesi ise Çehov tarzı kesit öyküleriydi. Ömer Seyfettin olay hikayecisiydi. Memduh Şevket Esendal, Sait Faik Abasan'ın durum hikayesiydi. Şimdi bizim hikayenin tarihsel geçmişine baktığımızda destandan halk hikayelerine geçtiğinin ilk örneği Dede Korkut hikayeleri. Dede Korkut hikayeleriyle alakalı birazdan sorular çözeceğiz ama yine de hatırlayalım. Esas adı kitabı Dedem Korkut Ala Lisane-i Taifi Oğuzhan. Bunu bileceğiz. 12 hikayeden oluşuyor. Yazarı belli değil. Düşünceler, konuşmalar şiirle, olaylar ve betimlemeler düz yazıyla. 15. yüzyılda yazıya geçiliyor. Hem İslami öğeler var hem de İslamiyet öncesindeki öğeler var. Destansı söyleyişi var. Dili sade. Bunu bilmemiz lazım. Halk hikayelerine baktığımızda ise halk hikayeleri tabii ki geleneksel olan ve sözlü kuşaktan kuşağa aktarılan bir şey. Olağanüstü özellikler sınırlanmaya başlıyor. Anonim, şiir, düz yazı yine karışık. Kalıplaşmış ifadeler var. Aşıklar olayları sazlar, ding-dong-dong-dong çalarak anlatıyorlar. Aşk hikayeleri var, destani halk hikayeleri var, dini temalı halk hikayeleri var. Mesela Hazreti Ali hakkında yazılan cenknameler dini temalı. Danışment Gazi dini temalı. Ama Köroğlu, Dede Korkut hikayeleri destani temalı. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre aşk hikayeleri olduğunu bilmemiz lazım. Mesnevi'ye baktığımızda ise İran edebiyatından geçen bir nazım biçimi. Aruz'un kısa kalıpları böyle 2-2 AA, BB, CC, DD şeklinde yazılıyor. Ve daha çok ilahi aşk konusu işleniyor. Bunu da bilmemiz lazım. Aruz'un kısa kalıplarıyla bakın. AA, BB, CC diye gidiyor. Bunu da iyi bilmemiz lazım. Milli Edebiyat dönemine geçmeden önce Tanzimat döneminde hikaye var. Burası yoktu pardon. Tanzimat döneminde hikaye. Tanzimat dönemindeki hikayelerimiz toplum için sanat yaptıklarından hikayelerinde yine toplumu yönlendirmeye çalışıyorlar ve bu yönden, teknik yönden kusurlu olmuş oluyor. Ahmet Mithat Efendi'nin Kısaları ise ve Letaif-i Rivayat, Nabizade Nazım'ın Zavallı Kızı, Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyleri ki bu da ilk gerçekçi öykülerin örneği olacak. Emin Nihat'ın Müsamahatnameleri de önemli. İlk yerli hikaye demek ki Ahmet Mithat Efendi Letaif-i Rivayat. Milli Edebiyat hikayelerine baktığımızda ise Ömer Seyfettin hikayeciliği meslek edinen sanatçı. O da yine tarihten, çocukluk ve askerlik anılarından, gündelik hayattan, fıkralardan faydalanacak. Gelelim diğer bir kısma, filmsi kısmına. Filmsimiz çok basit hatırlarsanız önce yüklemi buluyorduk. Sonrasında geriye kalan sözcüklerden mame ile olumsuz yapılabilenlere bakıyorduk. Eğer mame ile olumsuz yapılabilenleri bulduk diyelim ki mayışmak ekin aldıysa isim fiildi. Anası mezar dikecekmiş, anası mezar dikecekmiş ekini aldıysa sıfat fiildi. Ve geriye kalanlar ise zarf fiillerdi. Zarf fiillerde yüklemi bulduktan sonra yükleme sorulan ne zaman veya nasıl sorulana cevap veren fiilimsiler zarf fiildi. Bunu da iyi bilmemiz lazım. Noktalama işaretleri yazım kurallarını iyi hatırlamamız lazım. Büyük harflerde eğer coğrafi terim olursa mesela dünyayı büyük yazıyorduk. Ay dünyanın uydusu derken büyük yazıyorduk. Ama eğer coğrafi terim değil de senin dünyalar kadar özelindeki dünyaysa o zaman küçük yazabiliyorduk. D'da cümleden çıkarılabiliyorsa ayrı, cümleden çıkarılamıyorsa bitişik yazılıyordu. Bileşik sözcüklerde de yine her şeyin ayrı yazılması gerektiğini, bir şeyin ayrı yazılması gerektiğini unutmayalım. Herhanginin de bitişik yazılması gerektiğini unutmayalım. Burada yine kuralları da beraber tekrar etmemiz lazım. Yeniden çalışmanız lazım.
Noktalı virgül virgülün daha karizmatiğiydi. Saatlerin arasına yine nokta koyduk şöyle 22.30 olduğu zaman. İki noktadan sonra küçük harf başlayabiliyordu açıklamalara gelen. Ünlem 3 nokta bitmemiş cümlelerin sonuna geliyordu. Ünlemde haykırma, şaşırma, hayret bildiren cümlelerin sonuna geliyordu. Kesme işaretiyle alakalı şunu hatırlamamız lazım. Ankara'dan dediğimizde ayırıyorduk. Ama Ankaralı dediğimizi yapmak geldiği için ayırmıyorduk. Hatta bunu hocanız sorabilir. Türkçenin böyle yazılıyor. Sakın sakın bu şekilde ayırmayın. Eğer bu şekilde ayırırsanız yazım hatası oluyor. Bunu da şöyle bir kez daha gösterelim. Burası doğru. Tamam. Ama bu yanlış. Bu şekilde olmaması lazım. Bunun yanlış olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Şimdi o zaman hızlı bir şekilde yazılımıza girelim. Yukarıdaki dizelerin edebiyat ile hangi bilim dalı arasında ilişkiyi örneklediğini yazınız diyor. 10 dakikada hemen bir özet yaptık. Şimdi sınavımızı takır takır yapıyoruz. Bundan sonrası çok hızlı gidecek. Hiç merak etmeyin. Bizlik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı. Bizlik o sabah atılan, ilk atılan safta yaz atlı. Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle. Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle. Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü. Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü. Gül yüzlü bir afetti ki her buğu sesi lale. Girdik zaferin koynuna, kandık o visale. Burada resmen edebiyatın tarihle ilişkisini görüyoruz. Resmen Mohaç zaferini anlatmış. Şuna bakalım. Allah adın zikredelim evvela, vacip oldu cümle işte her kulağa. Allah adın her kim ol evvel ana, her işin asan eder Allah ana. Allah adı olsa her işin önü, hergiz ebter olmaya anın sonu. Bir kez Allah dese şevk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan. Burada da edebiyatın dinle ilişkisini görebiliyoruz. Geldik Türk edebiyatının tarih dönemlerine. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında bir sözlü edebiyatımız var. Sağ Sagu koşuklarının olduğu, bir de Orhun kitabelerinin ve Uygur metinlerinin olduğu yazılı edebiyatımız var. İslamiyet etkisine gelişen Türk edebiyatına baktığımızda şuradan şuraya da geçti. Karahanlılar döneminde geçiş dönemi var. Bunu da bilmemiz lazım. Burada hem İslamiyet öncesi eserler var hem de dini içerikli eserler var. Burada divan edebiyatımız var ve aynı zamanda halk edebiyatımız var. Halk edebiyatı kendi içerisinde, bak divan edebiyatı genellikle bir beytlerden olacak. 2-2 gidecek. Aruz ölçüsüyle yazılacak. Halk edebiyatı ise genellikle dörtlüklerden olacak ve hece ölçüsüyle olacak. Halk edebiyatı kendi içinde anonim halk edebiyatı yani söyleyeni belli olmayan, aşık edebiyatı yani söyleyeni belli olan, bir de dini içerikli olan Yunus Emre'lerin, Hacı Bektaşi Veli'lerin ve işte Pir Sultan Abdallar'ın olduğu tasavvuf edebiyatı var. Tekke ve tasavvuf edebiyatı. Batı etkisiyle gelişen Türk edebiyatına baktığımızda ise tabii ki ilk başta toplum için sanatı başlatan ve edebiyata yepyenilik getiren, bir yenilik getiren içerikte Tanzimat edebiyatı var. İki döneme ayrılıyor. Sonrası Servet Fünun edebiyatını görüyoruz. Burada dil ağırlaşacak ve sanat için sanat yapılacak. Sonra edebiyatımızda ilk defa bildiri yayınlayan Fecrati edebiyatını görüyoruz. Sanat şahsi ve muhteremdir diyecekler. Sonrası 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanan milli edebiyatçılarımız var. Ve ondan sonra da Cumhuriyet'in ilanı ve öncesine başlayan Cumhuriyet dönemi edebiyatımız var. Ki bunun için kendi kendine ait dönemler var. Aşağıda Türk edebiyatının dönemler ayrılması gibi bazı ölçütler verilmiştir. Bu ölçütleri karşısındaki açıklamalarla eşleştiriniz. 10. yüzyıldan itibaren İslamiyet'in kabulü Allah, peygamber gibi kavramların Türk edebiyatına girmesine ulaşmıştır. Bu tabii ki dini hayatın edebiyatımıza etkisi. Bölgesel farklılaşma dillerde lehçe şivevi farkları beraberine getirmiştir. Örneğin Çuvaşça ve Yakutça Türkçenin ana lehçesi olmuştur. Burada yine coğrafi değişimden bahsediyoruz. Sonuçta belli oldu. Türk kültüründe bozkır hayatının önemli bir yeri varken 10. yüzyıldan önce Arap ve Fars, 19. yüzyılda ise sonra ise Batı kültürü etkili oluyor. O zaman kültürel değişim diyebiliriz. Aşağıdaki parçaların Türk edebiyatının hangi dönemine ait olduğunu yazınız demiş. Şimdi. Dila camı şarabı aşkı yarı şöyle nuş et kim? Felekler güm güm etsin başına humhaneler dönsün. What? Anlamayamadık ya. İşte bu durumda 2-2 gidiyorsa, ağır bir dil varsa, aruz ölçüsü varsa divan edebiyatı. Bakın diyorum. Ağır dil, aruz ölçüsü. O zaman bu divan edebiyatı. O zaman buraya şöyle divan edebiyatını da şöyle kendi tarzıyla yazalım. Divan edebiyatı. Niye divan edebiyatını böyle yazdım? Çünkü süslü. Kaglar kamu köylerdi. Toglar başı ilerdi. Ajantını yılırdı. Tütü çiçek çark yaşıyor. Bu belli. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı. İslamiyet öncesi bak. Hiç anlayamıyoruz burada da ama ağırlığı Arapça Farsçan değil. En eski Türkçe olmasından kaynaklı yani. Esasen en sadesi biz sadece bozulmuşuz. İslamiyet öncesi yine yazılı edebiyata ait bir örnek. Bunu da bilmemiz lazım. Gelelim buraya. Haklıdır bu şandan korksa düşmanlar, dostlar da varmış, dostlardan da varmış tiksinen niçin? Arttıkça bu dahi Türk'ün şöhreti, dağılan milletin arttı vahdeti. Burada da tabii ki milli edebiyat olduğunu görebiliyoruz. Milli edebiyatın konuları hep böyle Türklük, kahramanlık gibi Anadolu, yurt kurtuluş savaşı gibi konulardır. Daha doğrusu Balkan savaşları gibi konulardır. Bunu da bilmemiz lazım. Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler hangilerdi? Bunu tabii ki biliyoruz ama bir kez daha sırasıyla hatırlayalım. İlk başta Köktürk alfabesi vardı. Kök
Türk alfabesi. Sonrasında Uygur alfabesi vardı. Ardından Kiril alfabesi. Sonrasında Arap alfabesi. Sonrasında da Latin alfabesi diyoruz. Bunu da iyi bilmemiz lazım. Burada şu da çok çok önemli. Bizler bunu nasıl ezberliyorduk? Kulak diye ezberliyorduk. Kulak deyince nasıl oluyordu? Köktürk, Uygur, Latin, Arap ve Kiril olduğunu bilmemiz lazım. Hatta tam sırası da Kukal oluyor. Kukal diye de aklınıza tutabilirsiniz, fark etmez. Geldik bu tarafa. Dede Korkut hikayeyle ilgili aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz diyor. Dolduralım. 15. yüzyılda bilinmeyen biri tarafından yazıya geçiliyor. Bak, bilinmeyen biri tarafından yazıya geçiliyor. Zaten yazarın da eserin de kahramanı yazarı belli değil. Burada şiir yani nazım ve nesir düz yazı karışık. Konuşmalar şiirle, düşünceler şiirle ama olaylar düz yazıyla anlatılıyor. Bir ön söz ve 12 hikayeden oluşuyor. Aynı zamanda İslamiyet öncesi öğeler de var. Destani öğeler de var. Ve İslami öğeler de var. Yani Allah, Peygamber, Hac, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi kavramları da göreceğiz. Ve aynı zamanda olağanüstü olaylar ile gerçeğe yakın olaylar, gerçeğe uygun olaylar bir arada kullanılıyor. Doğru yanlış şeklinde gidelim. Tanzimat dönemi hikayesinde tutsaklık, zorla yapılan evlilikler, aşk konuları işlenmiştir. Burası doğru. Servet Fünun dönemi hikaye yazarları toplumsal mesele üzerine durmuştur. Yanlış. Servet Fünuncular sanat için sanat yapıyor. Milli Edebiyat dönemi hikayelerinde sade bir dil kullanılmış, toplumun her kesimi anlatılmıştır. Burası da doğru. Mesnevi divan edebiyatında roman ve hikayenin yerini tutmuştur. Burası da doğru. Niye? Destan, halk hikayeleri, mesnevi ve sonrasında roman ve hikaye geliyor. Halk hikayeleri toplumda iz bırakmış bir olaydan kaynaklanarak ortaya çıkmış anonim ürünlerdir. Burası yine doğru diyebiliriz. Gelelim buraya. Merak öğesinin canlı tutulduğu tabii ki de olay öyküsü. Öyküde bitmemişlik duygusu olursa tabii ki durum öyküsü. Serim düğüm çözüm plana uyulmuyorsa durum öyküsü. Fiziksel veya ruhsal tasvirler ön plandaysa durum öyküsü. Hayattan kesitler anlatılıyorsa durum öyküsü. Sürpriz bir sonla bitiyorsa olay öyküsü. Klasik öykü olarak bilinen olay öyküsü. İnsanların çok karşılaştığı fakat düşünmediği bazı durumların arkasındaki olağanüstülükler gösteriliyorsa bu durumda da tabii ki modern öykü. Bir olay ele alınıyorsa yine bir olay öyküsü. Maupassant olay öyküsü yazıyordu. Çehov durum öyküsü yazıyordu. Refik Halit Karay tabii ki yine olaycıydı. Franz Kafka modern öykücüydü. Ömer Seyfettin olay öyküsü. Memdu Şevket durum öyküsü. Said Faik durum öyküsü. Sabahattin Ali olay öyküsü. Reşat Nuri olay öyküsü. Haldun Taner de yine modern öykü örnekleri veriyordu. Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiil imzanın altını çiziniz demiş. Ne yapıyorduk? Önce bak şurası çekimli fiil. Şu yeşil yazdıklarım çekimli fiil. Şu turuncu yaptıklarım da fiil imzası olsun. Fiil imzası. Şimdi önce çekimli fiiller yani yüklemleri buluyorduk. Güneş tutulmasını buradan izleyebiliriz. Bu çekimli fiil. Sonra geri kalanlardan mameyki alanlara bakıyorduk. Güneş almıyor. Tutulmasını tutulmamasını diyebiliyoruz. Bu bir fiil imzası. Ve fiil imzalardan de isim fiil değil mi? İF. Niye isim fiil? Çünkü mameyki almış. Bakın şu ma isim fiil. Boğaz'a yapılacak yeni köprü için çalışmalar başladı. Başladığı yüklemimiz çekimli fiil. Sonrasında yapılacak, yapılmayacak sıfat fiil. Çalışma, çalışmama isim fiil. Buna biz isim fiil diyoruz. Buna da sıfat fiil diyoruz. Çocuklar güle oynaya başladı koşuyorlardı. Koşuyorlardı çekimli fiilimiz. Güle oynaya, gülmeye oynamaya. Bu da yine zarf fiilimiz. Buna EA2 almış. Seni göremeyince meraklandım. Meraklandım çekimli fiilimiz. Görünce göremeyince burada da ince eki almış zarf fiilimiz var. Bahçede teneke kutulara dikilmiş iki karanfil vardı. Vardı yüklemimiz. Bakın çekimli fiil değil bu sefer. Bak bu çekimli fiildi. Bu da çekimli fiildi. Bu da çekimli fiildi. Bu da çekimli fiildi. Ama bu sadece yüklem. Çünkü ek fiil almış ve isim yüklem olmuş. Bahçede teneke kutulara dikilmiş iki karanfil. Nasıl karanfil? Dikilmiş karanfil. Burada da yine sıfat fiil var. Anası mezar dikecekmiş eki almış. Anası mezar dikecekmiş eki almış. Mayışmak eki almış. Bunlar da nasıl koşuyorlardı? Gül oynayan. Ne zaman meraklandım? Göremeyince soranı cevap veren zarf fiiller. Bu parçadaki fiil imzaları gösteriniz demiş. Sınavda bize böyle de sorabilir. Dede Korkut hikayeden alınmış bir metin. Kazan Bey oğlunun henüz bir kan akıtıp baş kesip isim sahibi olamayışına üzüldüğünü bildirir. Şimdi yine çekimli fiilin altını yeşille çiziyorum bakın. Çekimli fiiller, çekimli fiiller. Çekimli fiilleri yeşille çiziyorum. Bildirir çekimli fiil. Ama diğerlerini fiil imzası çiziyoruz bak. Oğlun henüz bir kan akıtıp zarf fiil. Baş kesip zarf fiil. İsim sahibi olamayışına olamayış isim fiil. Üzüldüğünü dük sıfat fiil. Oğul da babasına nasıl savaş edildiğini, kan döküldüğünü kendisine öğretmesini ister. İster çekimli fiil. Edildiği dik sıfat fiil. Döküldük dük sıfat fiil. Öğretmesini m isim fiil.
Kazan Han bunun üzerine oğlunu ve ava çıkarır. Çıkarır çekimli fiil. Bu sırada düşman gelir. Gelir çekimli fiil. Ve Kazan Han savaşmaya başlar. Başlar çekimli fiil. Şimdi savaşmaya, savaşma isim fiil. Oğluna sadece izlemesini söylemesine rağmen oğlan babasına fark ettirmeden savaşır. Savaşır çekimli fiil. İzleme isim fiil. Söyleme isim fiil. Fark ettirmeden, nasıl fark ettirmeden zarf fiil. Babası oğlunu bulamaz çekimli fiil. Evde göremeyince düşmanla savaşan yere gelir. Gelir çekimli fiil. Göremeyince görünce ince iki almış zarf fiil. Savaşılan yer sıfat fiil. Oğlunun kılıcını görünce onun esir düşünü anlar. Anlar çekimli fiil. Görünce zarf fiil. Esir, esir düştüğünü düştük sıfat fiil. Düşmanla tek başına savaşa giden Kazan Bey yenilir. Yenilir çekimli fiil. Giden en anası mezardaki çekimli fiil almış sıfat fiil. Bunun üzerine hatun 40 kızla ve diğer Oğuz beyleri kafirleri yener. Yener çekimli fiil. Burada bir şey yok. Dönerler çekimli fiil. Dolayısıyla buradaki fiilimizleri de göstermiş olduk. Bu parça yazım yanlış yapılan sözcükleri bulunuz demiş. Hep beraber bulalım. Şimdi İskel Caddesi ne diyor? Birincisi burada C büyük olmalıydı. Altını çizdik. Kulağımda kulaklık sadece ilerlerken bir el kolumu tuttu. Dönüp baktığımda D'da cümleden çıkardığımızda cümle bozulmaması lazım ayrı yazıyorsak. Dönüp baktığım Emel karşımdaydı. Olmuyor. O zaman burada dönüp baktığımda bitişik yazılmalıydı. Dönüp baktığımda olmalıydı. Yıllar olmuştu. Olmuştu olmalıydı. O da minik köpeği boncuk ile gezmeye çıkmıştı. Boncuğun B'si büyük olmalı çünkü özel isim. Bir süre beraber yürüyüverdik. Yürüyüvermek bitişik yazılır çünkü kurallı bir ilişki değil. Mardin'in dar geçitteki diyor. Ünlerinden konuştuk. Dar geçitteki. Burada D büyük olması lazım. Nerede tüm derslerimize giren İsmail Hoca'yı, hocanın H'si büyük olması lazım. Ve tabii ki de kesme şartıyla ayırmamız lazım. Mardin'e görüp görmediğini sordum ona diyoruz. Geldik noktalama şartlarına. Tutunamayanları, şöyle kesme şartıyla ayıralım. İlk kez okumaya başladığında 25 yaşındaydım. Tamam, nokta. Yazan anlatıklarıyla anlatış biçimi değişikti. Virgül. Dayanamadım, bıraktım. Buraya da virgül geliyor. O zaman sıralı cümle ayıran cümlelerin arasına virgül geldiyse buraya noktalı virgül gelmesi lazım. 5-6 ay sonra tekrar okumaya başladığında birkaç haftada bitti. Sıkıcı bulduğum bölümlerde oldu elbette. Neymiş? Ha, sıkıcı bulduğu bölümleri anlatıyor. Devlet Dairesi'nin tahsili, Selim'in günlükleri, kitabın ansiklopedisi. Burada da 3 nokta koyacağız. Niye? Çünkü sıkıcı bulduğum bölümleri de oldu elbette diyor. Neler oldu? 3 tane demiyor. Bir sürü olduğu için buraya 3 nokta gelebilir. Yani bölümler, kaç tane bölüm belli değil. Bazı bölümleri ise hayranlıkla okudum. Nasıl bir anlatı onlar öyle? Burada da tabii ki ünlem işareti koyabiliriz. Kitabın son sayfasının çevrilmesi bir hüzün kaplamıştı içimi diyebiliriz. Şimdi buradaki noktalama işareti koyduk ama şimdi size sınavdan nereden sorular gelecek onu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sıfırdan ona Türk Dil Edebiyatı kitabımızda hem kitaptan ödev vereceğimse hem de soruların nereden geleceğini bir kez de buradan söyleyeceğim. Edebiyat tarih ilişkisini size sorabilirler 1. Edebiyat dil ilişkisinde şu kısımda Nihat Han Banar'ın cümlesini sorabilirler 2. Türk Edebiyatı'nın önemli aramasındaki ölçütlerden soru gelir. Şuradaki boşlukları doldurmanızı isteyebilirler. Türkçenin tarihsel gelişiminde kullandığımız alfabeleri bize sorabilirler. Yine yazım kuralları noktalama işaretlerini biliyoruz. Hikayeye baktığımızda olay ve durum öyküsü arasındaki farklı sordukları gibi hakim açısı, bakış açısı, kahraman bakış açısı ve gözlemci bakış açısını sorabilirler. Bu sayfa bakın şu 26. sayfadan %100 soru gelecek. Dede Korkut hikayeleri. Tamam mı? Şöyle gözüküyor mu net bir şekilde? Biraz şöyle odaklayalım. Evet. Halk hikayeleri ve Mesnevi'den soru mutlaka gelecek. Cenkname'nin Hazreti Ali'nin destansı kahramanlık yerine anlattığını bilmemizi isteyebilirler. Tanzimat dönemi hikayelerinde ilk hikayelerin Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan letaif rivayet olduğunu bilmenizi isteyeceklerdir. Sayfa 28'den de soru gelecek. Filmsizleri zaten biliyordunuz. Bir kez daha buradaki soruları çözmelisiniz. Yani sayfa şöyle yazım kurallarıyla alakalı soru çözecek olursanız. Sayfa 41'e kadar çalışırsanız güzel bir not alırsınız. Aynı zamanda bol bol tak Türk Dil Edebiyatı Soru Bankası'ndan soru çözmek istiyorsanız o zaman da burada yazılı örneklerimiz de var. Şöyle gösterelim. Bakın sayfa 31-32'de yazılı örneğimiz var. Hikaye kısmında da yine en baştan başladıktan sonra hikayede de net bir şekilde çözeceğiniz yerler belli. Hatta burada ne demiş? Dede Korkut hikayeleri, ilk hikayesi, bir mesleği örneği bunları da bilin. Yani olay ve durum öyküleri çıkma ihtimali çok düşük. Çıkmayacaklar ama bazı hocalar anlatıyor diye biz de burada örneklendirdik. Şurada da sayfa hikayenin sonuna geliyorum. Sayfa 56-57'de güzel güzel pekiştirmenizi istiyoruz. Hadi bakalım bakın. Hikayeyle alakalı unsurları yazınız. Buradaki kısımları belirtiniz demişler. Buralarda da güzel güzel pekiştirelim. Hadi bakalım. Burada da sayfa 57'ye kadar ödeviniz oldu. Şimdi o zaman ödüllü sorumuzu yapın. Bu arada kanallarımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz iPhone hediyemiz var.
Hem yazılarınız güzel geçsin hem de normal hayatta, sosyal hayatınızda mutlu olun istiyoruz. Hadi bakalım şimdiden başarılar.